Evet, bu yıl da kayısı hasadı için Gürün ilçemizdeyiz. Tepecik köyümüzdeyiz. Üreticilerimize kolay gelsin dedik. Kayısı hasadına katıldık ve bereketli olsun dedik. Memnuniyetle gördük ki bu yıl rekolte gayet güzel. %20'nin üzerinde rekoltede bir artış var. Bildiğiniz üzere Gürün ilçemiz meyvecilik açısından mikro klima özelliği gösterdiği için son derece elverişli bir bölge. Özellikle Tepecik bölgesi kayısı üretimi açısından son derece elverişli ve her geçen gün buradaki kayısı üretimi artıyor. Biz de bunu teşvik ediyoruz. Her yıl üreticilerimize fide dağıtıyoruz. İnşallah bu çabalarımızla buradaki kayısı fidesi sayısı daha da artacak. Şu an itibaren şöyle oradan başlayalım. Devam edin efendim. Şu an itibariyle bölgede yaklaşık 15 bin ton bir üretim söz konusu ve yaklaşık da 300 bin üzerinde bir kayısı fidanı var. Her yıl biz üreticilerimize fide dağıtmaya devam edeceğiz. Amacımız kayısı üretimini bu bölgede daha da arttırmak, Gürün kayısısının marka değerini yükseltmek, daha tanınır, bilinir hale getirmek. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla belirttiğim gibi kayısı üretimini daha güzel noktalara getireceğiz ve Gürün'ün, Sivas'ın kayısı üretimindeki aldığı payı daha yükseklere taşıyacağız. Bir kova getirin, biz de toplayalım. Hasan orada koyarız, içini doldurun. Gelin şöyle toplayın diyorum. Kim var? Dur, ben tarım müdürü. Size yardımcı olayım sayın. Ankara'ya bunlardan gönderme. Yok, bunlar değil. Ben onları bekletiyorum. Sayın. Özel seç bunları. Bunlara kabağışı daha iyi. Yok, onlar ayak. Bunlar küçük ya. Evet, bunlar Hacı Ali olduğu için. Çok... Hacı Ali değil. Ha, tamam. Ali Hacı olsun. Şöyle duralım. Kırmızıları toplayın. Aynen. Bu da başka bir. Ha, bu güzel işte. Bunlardan seçin. Kabağışı değil mi? Özel seçin. Muhtarıma ben söyledim hani. Aynen. Ayarlayacak sayın varım. Muhtar onları nereden topladın? Uğur Böceği. Biraz aşağıda. Genç ağaçlarda. Çektin mi? Çektim. O faydalı böcek. Bu karışık bir bak. Bu da acıdır efendim. Evet. Bu acıdır mesela. Evet. Acı. Evet. Acı kayısı mı olur ya? Şu güzel. Benim bu kulaklama ile ilgili de yer buluyorum vatandaşı. Size 25-30 konteyner gönderelim. Afat'taki çıkacaklar ya, depremzede var. Yer bulamadılar ya. Neyi anlamadım? Konaklama için mevsimlik işçiler inşallah. Ha. Hazine arası yok hiç köyde. Özel mülkiyet bulun diyorum 4-5 tane. Seni ya da 25-30 konteyner gönderelim. O konaklaması için sorun çözülsün diyoruz ama... İşçilerin konaklaması. Tabii. Evet, o konteynerleri kullanacağız artık. Ama işte özel mülkiyet, devlet arası yok. Kime verelim bunu? Al. Şöyle alalım. Tamam. Bir açıklama yapacak mıyız? Bir şey alayım mı? Sen kankam bir de böyle... Tamam efendim. Buraya kadar yorduk şu, o sıcakta mı? Hoş geldiniz. Thank you.
içinde gelen içinde var Balaban'da. İçinde orada Balaban'da. Dur. Sayın Mal. Üzerinize takalım da isterseniz. Ya şunu götürün, buraya getirmeyin ya. Bitti artık, geçti. Şu tarafa, şu tarafa. Gelen elektrik var. Bize aramız 500 metre. 16 tane ev var. Hepsini imzalı getirebilirim. Tamam mı? ÇEDAŞ belli koşulları var elektrik evet. bağlaması için. Onları yerine getirirsen benim dememle olacak bir iş değil ki. Uğra. Tamam. Tamam. Kaymakam Bey uğra. O ÇEDAŞ'a gönderecek seni. Teknoloji budur. Yani bunu yoksa telinden 4 saat telinden sırrıyla kayıyor bence. Ya o zaman siz işçi parası vermiyorsunuz. İşçi parası vermiyorsunuz. Işte. Bunu kasalayacak, bunu bir daha seyredecek işçi yani. Nasıl anlamadım? Yok şimdi çadırdan işçi getiriyoruz. Benim ailem 5 kişidir. Çocuklara da parası. 8 kişi 8 yaşındaki çocuğa işte onlardan kurtardınız. Ondan kurtardınız böyle.